Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Problemler videosuyla karşınızdayız. Evet, bugün e, Problemler videosunda arkadaşlar sizler için işte e, yazılı sorumuz var. Sonra ben size konuyla ilgili bazı şeyler anlatıyor olacağım. Sonra ısınma şeklinde, antrenman şeklinde böyle basitten ufak ufak seviyeyi yükselttiğimiz sorularımız olacak. Sıra sizde olacak. Sıra yine bana geri gelecek ve bazen de düşünmenizi istediğim. Çok güzel problemlerimiz var. Şimdi hemen videomuza başlıyorum. Evet ilk sorumuzda arkadaşlar bir yazılı sorusu dedim ama aslında karşınıza üniversite sınavında bile çıkabilecek kaliteli çok orijinal bir soru. Bilerek videonun başına aldım. Konu anlatım bile yapmadan isteyen arkadaşlarım videoyu durdurup kendisi çözebilirler. Ben bu sorunun çözümünü zaten videonun sonunda yapıyor olacağım. Şimdi. Ne demek problemler? Yani bizim en büyük e, sıkıntılarımızdan birisi ve bu problem e, 9. sınıftan başlayıp ta üniversite sınavına kadar ne yazık ki bizimle birlikte geliyor. O yüzden mümkün olduğunca hemen hemen her alt başlıkla ilgili bazı e, örnekler yazıp sizlere de elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Şimdi bir bilinmeyenlerin matematik dili. şimdi bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Sözel olarak verilen problemi matematik diline çevirerek yazdığımız denklemleri çözmeye çalışırız. İşte biz bu denklemleri kurarken mümkün olduğunca bir bilinmeyen ve bu bilinmeyenleri de genellikle x, y, z, a, b artık aklınıza hangi harf geliyorsa denklemi kurarken bunları kullanıyor olacağız. Benim size tavsiyem mümkün olduğunca denklemde bilinmeyeni yani değişkenin sayısını az tutmanız. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Şimdi bu, sembo, e, bu semboller ile sözel ifadelerimizi matematik dilinde yazmaya çalışıyoruz. Örneğin bir sayının dört fazlası dediğimizde buraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın siz zaten sayıyı bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ben buna x dedim. Sayının dört fazlası artık nedir? x artı dört. Burada sizin birazdan birkaç tane daha yazayım ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Aa evet hocam haklısınız diyeceksiniz. Bak şimdi Ahmet'in parasının yarısının 10 lira eksi. Şimdi Ahmet'in parasının kaç para olduğunu bilen var mı? Hayır. X diye yazdım. Paranın yarısı demiş. O zaman 2'ye böldüm. X bölü 2 ve 10 lira eksi. Eksi 10. Şimdi buraya dikkat. Bakın. Buradaki bu bunun eki işte arkadaşlar sizin sürekli olarak dikkat etmeniz gereken nokta. Yani e, Türkçe dersi gibi oldu farkındayım ama onun eki hangi ifadeye x hangi ifadeden sonra toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapacağınızı anlatıyor aslında. Ahmet'in parasının bilmiyorum x diye yazdım. Yarısının 2'ye böldüm. 10 lira eksi 10 çıkarmış oldum. Devam ediyorum. Bir miktar ekmeğin 2/3'ü satılınca 12 ekmek kalmıştır. Şimdi buraya dikkat bakın. Elimizde ne kadar ekmek var bilmiyorum. X diyelim. Siz bu ekmeklerin 2 bölü 3'ünü sattınız. Geriye ne kadarı kaldı? 2 bölü 3 satılınca geriye 1 bölü 3'ü kaldı. Rasyonel sayılardan hatırlayalım. X'in 1 bölü 3'ü yani X bölü 3 artık 12 ekmek kalmıştır dediğine göre X bölü 3 artık 12'yi anlatıyor. Sonra Mustafa ile Kemal'in yaşları farkı 7'dir. Arkadaşlar Mustafa'nın yaşını ve Kemal'in yaşını tabloyla gösterecek olursak. Kemal'in yaşına X dediğimde Mustafa'nın yaşı X artı 7 olur. Burada ben Mustafa'yı büyük kabul ettim. İsterseniz Kemal'i de büyük kabul ederek şu şekilde de yazabilirsiniz. Mustafa'ya X yazarsınız. Kemal'e X artı 7 yazarsınız. Yani bu 7 yaşlık farkı anlatabilmeniz için sizin o... Fark olan yedi ya birinden çıkartıyor olmanız gerekiyor ya da diğerine ekliyor olmanız gerekiyor. Başka, Zeynep'in boyu 165 santimetreden uzun, 172 santimetreden kısadır. Şimdi benim bu aralığı göstermem lazım. Ben Zeynep'in boyunu bilmiyorum. Dolayısıyla Zeynep'in boyuna x diye yazdım. 165 santimetreden uzun olduğuna göre 165'in x'ten küçük olması gerekiyor. Yani 165 küçüktür x ve 172 santimetreden kısadır. O da küçüktür. 172 oldu. Devam ediyorum. Bir sayının karesi kendisinden küçüktür. Sayı zaten bilmiyorum. Dolayısıyla sayıya x diye yazdım. Bir sayının karesi karesini aldım. Kendisinden küçüktür. x kare küçüktür. x oldu. Devam ediyorum. Bir sayının bak sayıyı yine bilmiyorum. x diye yazdım. 1 bölü 3'ünün hemen onu da yazdım. Sayımız x'ti. 1 bölü 3'ünü almak demek onu 1 bölü 3 ile çarpmak demek. 7 fazlası artı 7. Size başka bir tüyo. Arkadaşlar problemlerde virgül genellikle eşittir anlatır. Bu aklınızda bulunsun. Kendisinden büyük 2 katının 4 eksiğinden küçüktür. Bak şimdi. Bir sayının 1 bölü 3'ünün 7 fazlası kendisinden küçüktür. Yazdım küçüktür x. Ama iki katının dört eksiğinden de küçüktür demiş. E, o zaman şöyle devam ediyorum. O da küçüktür. 2x eksi 4 oldu. Yani burada bir eşitsizlik oluşturduk. Tanesi x lira olan a tane yumurtaya y lira ödenmiştir. Bak şimdi tanesi x lira. Sen a tane aldığında kaç para ödemiş olacaksın? a tane x, 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 x topladın ve bu artık y'yi anlatıyor. Yani a çarpı x eşittir. Y kurmamız gereken denklemimiz oldu. Şimdi ufak ufak bunları e, örneklerle pekiştirmeye çalışalım. Bakalım ne demişiz. Bir sayının hemen virgülü koydum. Bak nın ekini gördüm. Virgülü koydum. Sayı zaten bilmiyorum. X diye yazdım. 4 katının Şimdi sayı x'ti. 4 ile çarptım. 4x. 3 eksi eksi 3 eşittir 37. İfadesinin matematik diline yazalım demiş. Gördüğünüz gibi 4x eksi 3 eşittir 37 ifadesi kendiliğinden oluştu. Bu yüzden sorunun çözümünü yaparken illa sorunun tamamını okumanız gerekmiyor. Yani çok uzun olabilir, çok kısa olabilir hiç fark etmez. Her bilgi gördüğünüzde o bilgiyi matematiğe dökmeye çalışırsanız emin olun çok daha fazla vakit kazanmış olursunuz. Bir sayının hemen virgülü koydum çünkü nın ekini gördüm. Sayı x diye yazdım. 3 katının sayıyı 3 ile çarptım. 5 eksi bundan da 5 çıkardım. Aynı sayının bakın virgül geldi belli ki eşittir yazacağım. Aynı sayının e biz sayıya zaten x demiştik. 4 fazlasını bak buraya dikkat. Önce 4 ekledim çarpı 2. Bu yazım şekli yanlış arkadaşlar unutmayın. Sayıya 4 eklediniz sonra 2 ile çarpıyorum dersem burada daima parantez açmak zorundasınız. Yoksa bu 2'nin x'e de çarpılacağını fark edemezsiniz. x artı 8 yazma hatasına düşersiniz. Fakat x artı 4'ü 2 ile çarpmam gerekiyor. Bu yüzden x artı 4'ü parantez içine aldım çarpı 2 şeklinde de yazmış olduk. Evet, Tahir, Leyla ve Nergis 82 tane bilyeyi paylaşıyor. Leyla Nergis'ten 3 bilye fazla, Tahir de Leyla'dan 4 bilye fazla alıyor. Buna göre Leyla kaç bilye almıştır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, burada benim size tavsiyem daima şu. Diğer sorularda da sürekli aynı şeyi kullanıyor olacağım mümkün olduğunca tablo yapın. Yani bu tarz soruların denklemlerini kafanızda kurmaya çalışmayın. Bunları sürekli olarak resmetmeye çalışın. Aslında yaptığımız şey sözel bir ifadeyi bir kompozisyonu bir resme çevirmeye çalışıyoruz. İşte o resme çevirme olayına da biz matematikte denklem kurmadığını veriyoruz. Şimdi başlıyorum. Tahir, Leyla, Nergis toplam bunların toplamı 82 anlatıyorum. Fakat burada şöyle bir durum var. 3 bilinmeyen bir bilgi senin bunu çözme ihtimalin yok. Dolayısıyla ben de çözemem. O yüzden sizin Tahir, Leyla ve Nergiz'in bilyelerini bir bilinmeyenle anlatmanız gerekiyor. İstediğinize başlayabilirsiniz. Mesela Leyla Nergis'ten 3 bilye fazla almış. O zaman ben Nergis'in aldığı bilye sayısına x yazarsam Leyla'nın aldığı bilye sayısı x artı 3 oldu. Devam ediyorum. Tahir de Leyla'dan 4 bilye fazla almıştır. Bakın Tahir'i Leyla ile anlattı. E, Leyla'nın x artı 3'lü bilye sayısı. Üzerine 4 daha ekledim. Burası artık x artı 7 oldu. Ve bu toplam 82 olmalı. Topladığımızda 3x artı 10 eşittir 82. 3x eşittir 72. x de buradan 24 oldu. Bizden Leyla'nın aldığı bilye sayısı istenmişti. E biz onu x artı 3 diye anlatmıştık. 24 artı 3'ten Demek ki arkadaşlar Leyla toplam... 27 tane bilye almış oldu. Evet bir grafik sorusu var karşımızda bakalım. Ee, üstteki birinci şekilde bir baloda bulunan kadın ve erkeklerin sayıları verilmiştir. Peki e, kadınlar 2x erkekler 3x daha sonra bu baloya 24 erkek katılmış ve 3 kadın ayrılmıştır. Ve ikinci şekildeki daire grafiği oluşmuştur. Buna göre başlangıçta baloda toplam kaç kişi vardır diye sormuş. Arkadaşlar şimdi bu yeni duruma bakarsanız eğer 120 derece şimdi bu bir daire grafiği olduğuna göre toplam açımız 360 derece olmalı. Yani şöyle devam ediyorum. Burası artık bakın 240 derece oldu. 240 ile 120 dereceye kıyaslarsak yeni durumda yani bu ikinci durumda erkeklerin sayısı kadınların sayısının iki katı kadar olmuş. Tekrar ediyorum, 120 dereceli 240 dereceyi kıyaslarsanız iki katlık bir açı oranı var. Şu an erkekler 240 derece, kadınlar 120 derece. Dolayısıyla erkekler kadınların iki katı oldu. Şimdi yeni durumu birinci durumla buluşturmamız lazım. Erkeklerin sayısı 3x'ti. Bakın daha sonra bu baloya 24 erkek katılmış, yani 3x artı 24 eşittir 2 çarpı kadınların sayısına gelin. Kadınların sayısı başlangıçta 2x'ti. 3 kadın ayrıldı. Kalan kadınların sayısı 2x eksi 3 oldu. Artık 2'yi içeriye dağıtıyorum. 3x artı 24 eşittir. 4x eksi 6. Eksi 6'yı sola aldım. 3 xi de sağ aldım. 4x'ten 3x çıkardığımızda x buradan artık arkadaşlar 30 oldu. Şimdi 30 yerine yazdığımızda 30 çarpı 2. Kadınların sayısı 60'mış başlangıçta. 30 çarpı 3. Erkeklerin sayısı da 90. 60 artı 90 başlangıçta baloda 150 kişi vardır diye söylüyoruz. Evet yine bir denklem kurma problemi. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın deneme yanılmayla bu sayılara evet tutturursunuz ona bir şey dedim yok. Fakat çok vakit kaybederiz. Ben de bu yüzden hep aynı şeyi söylüyorum. Bu tarz içinde iki ifadenin olduğu sorularda hep tablo çizin. Ben bunu yaş problemlerinde de kullanıyor olacağım, hız problemlerinde de kullanıyor olacağım, karışım problemlerinde hatta yüzde problemlerinde bile kullanıyor olacağız. Şimdi bir apartmanda 27 dairenin bazıları 3 odalı, bazıları 4 odalıdır. Yazdım. 3 odalılar ve 4 odalılar. Devam ediyorum. Bu apartmanda toplam 94 oda bulunduğuna göre kaç adet 3 odalı daire vardır. Şimdi bizden 3 odalı dairelerin sayısı isteniyor. Ben 3 odalı dairelerin sayısına x yazarsam toplam 27 daireniz vardı. Demek ki 4 odalı 27 eksi x tane daireniz oldu. Şimdi toplam oda sayısı 94. Benim 94'ü yakalamam lazım. O zaman çarpıyorum. 3 çarpı x. 3 x o da buradan geldi. 4 de burayı çarptım. 27 çarpı 4. Burası artık e, 80 28 da 108 eksi 4 x eşittir 94 oldu. 94'ü sola aldım. Bakın 3 xten 4 x çıkardığınızda eksi x oldu. Bu eksi x'i de karşı aldığımızda x buradan artık arkadaşlar 14'tür diyoruz. Demek ki bu apartmanda 3 odalı 14 tane daire var. 4 odalı da 13 tane daireniz oldu. Tekrar söylüyorum. Sorunun kökünde kimi istiyorsa ona x dediğinizde sorunun çözümünü bitirirseniz zaten aradığınız cevabı da daima bulmuş olacaksınız. Evet bir taksici müşterileri için aşağıdaki ücret tarifesini uygulamaktadır. Peki taksimetrenin açılışı 4.2 lira. Gidilen her 200 metrede 0.6 lira. Beklenen her dakikada 0.2 lira alınıyor. Peki bir müşteri Taksiyle toplam 8 kilometre yol gitmiş ve taksiciyi market alışverişi için bir süre bekletmiştir. Ne kadar beklettiğini bilmiyorum. Zaten büyük ihtimalle bize bunu soracak. Bir süre dediğine göre ne kadar olduğunu vermemiş. Müşteri taksiciye toplam 30 lira ödediğine göre taksici müşteriyi kaç dakika beklemiştir? Aynen de istediğimiz yeri soruyor. Buraya dikkat edin. Açılışta 4.2 lira taksici zaten aldı. Sonra her 200 metrede 0.6 lira ödüyorsunuz. E biz kilometre gittik. 200 metreden ben 1000 metreye çıktığımda yani 1 kilometreye çıktığımda burayı 5 ile genişlettiğime göre demek ki benim bunu da 5 ile genişletmem gerekiyor. Yani her 1 kilometrede taksici bizden 3 lira alıyor. E biz toplam 8 kilometre gitmiştik. 3 çarpı 8'den burası artık 24 TL oldu. Topladığımızda 28.2 TL. Ama biz taksiciye 30 lira ödemiştik. Aradaki fark neden kaynaklı? Aradaki fark taksiciyi bekletmemizden kaynaklı. 30 liradan artık arkadaşlar 28.2'yi çıkartırsak geriye 1.8 TL kaldı. E ben taksiciyi her 1 dakika beklettiğimde 0.2 lira ödüyorum. Toplamda 1.8 lira ödediğinize göre 1.8 bölü 0.2'den demek ki arkadaşlar biz bu taksiciyi toplam 9 dakika bekletmiş olduk. Gördüğünüz gibi sorunun çok uzun çok dolu olması çok da problem değil. Zaten soru uzadıkça aslında bize daha çok bilgi veriliyor. Ve biz de bu bilgileri tablodan ya da verilen cümlenin içerisinden matematiğe dökmeye çalışıyoruz. Evet sıra sende demişiz. Bakalım. Emin bir miktar cevizi arkadaşlarıyla eşit olarak paylaştığında her kişiye 22 tane ceviz düşüyor. Devam ediyorum. Emin kendi payını da arkadaşlarıyla paylaştığında herkese 4 tane ceviz daha veriyor ve kendisine 2 tane ceviz kalıyor. Buna göre başlangıçta kaç tane ceviz vardı? Şimdi Emin'in arkadaşları kaç tane bunu bilmiyorum. Dolayısıyla arkadaşların sayısına x diyelim. Kendisiyle birlikte Toplam kişi sayısı x artı 1. Ve herkeste 22 tane ceviz var arkadaşlar. Toplam ceviz sayısı x artı 1 çarpı 22 toplam ceviz sayısını anlatıyor. Devam ediyorum. Bakın sayılar değişti fakat toplam ceviz sayısı değişmiyor. Demiş ki Emin kendi payını da arkadaşlarıyla paylaştığında. Şimdi Emin'in arkadaşlarının sayısı x'ti. Bunlar 22'şer tane ceviz alıyordu. Emin sonra bunlara 4'er tane daha ceviz verdi. Yani 26'şer tane cevizi var. Kimin? Arkadaşlarının. Kendisi hariç. Bakın bu kendisi. Kendisi hariç. X kişi de 26 tane ceviz var. 26 çarpı X artı kendisine de 2 tane ceviz kalmış. E, sol taraf da toplam ceviz anlatıyor. Sağ taraf da toplam ceviz anlatıyor. Bunlar artık birbirine eşit olmak zorunda. 22'yi içeriye dağıttığımızda 22x artı 22 eşittir 26x artı 2 2'yi sola aldım 22x'i de sağ aldığımızda 4x eşittir 20x de buradan 5 oldu. Demek ki Emin'in başlangıçta 5 tane arkadaşı var. Kendisiyle birlikte, arkadaşlarıyla birlikte yani toplam 6 kişiyiz. 6 kişide de 22'şer tane ceviz var. 6 çarpı 22'den Toplam ceviz sayısı da 132'dir diye söylüyoruz. Evet düşün demişiz hakikaten yani çok basit ben de farkındayım ama çok ince. Hemen e, zaten çözümü yaptığımda evet mısınız hocam diyeceksiniz. Çünkü bu tarz sorularda bazen gözümüzden kaçırdığımız noktalar oluyor. İşte o da burada hemen boş kabın ağırlığı. Bir kap yoğurt toplam 5 kilogramdır. Bu yoğurdun 1 bölü 5'i yenildiğinde. Şimdi ben bunu 1 bölü 5'ini yesem. Sanki ha 5 kilo 1 kilogramı gitti 4 kilogram kaldı gibi bir hataya düşmeyin. Çünkü kabın ağırlığı 4100 gram oluyor. Buna göre boş kabın ağırlığı kaç gramdır? Yine söylüyorum arkadaşlar. Her zaman en güzel metot daima çizmektir. Burası 4 oldu. Şöyle 5. Bunun tamamı şu an 5 kilogram. Siz bunun 1 bölü 5'ini yediniz. İçindeki yoğurt miktarını şöyle anlatalım. Her bir bölmede x kadar olsun. Burada şu an 5x yoğurt var. Siz bir tane x'i yediniz. 5 kilogramdan ağırlığınız 4100 grama düştü. Yani ben 5000 gramdan 4100'ü çıkartırsam burası artık 900 gram oldu. Yani 900, 900 bunların her biri 900 oldu. E, sorunun başına geri döndüğümüzde sorunun başında toplam ağırlığımız 5 kilogramdı. E 5 tane 900 yazdım. Çarptığınızda içindeki yoğurt artık 900 çarpı 5'ten 4500 gram oldu. E toplam ağırlık 5 kilogramdı. Aradaki fark neden kaynaklı? Aradaki fark boş kabın ağırlığından kaynaklı. Artık 5000 gramdan 4500 gramı çıkardığımızda Demek ki arkadaşlar boş kabın ağırlığı da 500 gramdır diye söylüyoruz. Sonra bir depoda belirli miktar su vardır. Depodan 150 litre su alınırsa depoda 4x litre su 390 litre su eklenirse depoda 7x litre su oluyor. Buna göre başlangıçta kaç litre su vardır? Bakın hep aynı şeyi yapıyorum farkındaysanız. Mümkün olduğunca bizim bunları çizmemiz gerekiyor. Sürekli çizin arkadaşlar. Kabı çizdim. İçinde ne kadar su var bilmiyorum. Biz buna A diyelim. Şimdi birinci durumda bakın. Birinci durumda siz buradan 150 litre su almışsınız. Ben buradan 150 litre suyu çıkardığımda yani 4x eşittir A eksi 150 litre oldu. Devam ediyorum. İkinci durumda da şunu yapmışız. 390 litre su eklemişiz. Eklemek ne demek? Toplamak demek. A ile 390'ı topladığım A artı 390 litre artı kimi anlatıyor? 7x anlatıyor. Şimdi bu yanımızdaki toplama çıkarmayı karşıya atarsak artık şöyle devam ediyorum bakın. 4x artı 150 eşittir A. Bunu da karşıya aldım. 7x eksi 390 eşittir A. Ve bunlar birbirine eşitler. Yazıyorum artık. 4x artı 150 eşittir. 7x eksi 390. Bunu bu tarafa aldım. 3x. 390'ı da bu tarafa aldığınızda burası artık 540 oldu. Her yeri 3'e böldüğümüzde x buradan artık 180 litre oldu. E biz başlangıçtaki su miktarını arıyorduk. Şimdi 180'i ister 1'de kullanın ister 2'de kullanın. Sonuç değişmeyecek. Ben birinci denklemde kullanıyorum. 4 çarpı 180 dediğinizde 720 eşittir. A eksi 150 150'yi de karşıya aldık. Demek ki depoda başlangıçta arkadaşlar 870 litre su oldu. Evet düşün demişiz. Bakalım bir satıcı bir top kumaşın önce 3 bölü 10'unu sonra kalan kısmın 4 bölü 9'unu satıyor ve elinde 105 metre kumaş kalıyor. Buna göre başlangıçta kaç metre kumaş vardır? Şimdi buraya dikkat. Normalde benim şunu yapmam gerekiyordu. Başlangıçta kaç metre kumaş vardır demiş. Yani başlangıçta aslında x metre diye yazmalıyım. Fakat buraya x diye başlarsa önce bunu 10'a böleceksiniz. Sonra kalan şey neyse artık bilmiyorum. Onu tekrar 9'a böleceksiniz. Bununla uğraşacak halim yok. Bu yüzden ben kesir problemlerinde şunu yapıyorum arkadaşlar. Önce paydalarımı çarpıyorum. Çarp istediği kadar büyüsün hiç fark etmez. 9 çarpı 10 başlangıçtaki bir top kumaşı artık 90x şeklinde yazarsanız bir daha rasyonel ifadelerle uğraşmayacaksınız. Önce birinci satış yapalım. Şimdi birinci satış nedir birinci satış? 90x'in 3 bölü 10'u satılmış. Sıfırları sadeleştirin. 9 kere 3 27x satıldı. Kalana bakıyorum. Birinci durumda kalan. 90 xten 27x'i çıkardığımda 63x kaldı. Şimdi ikinci satışa geçtim. İkinci satışta da kalanın 4 bölü 9. Yani 63x çarpı 4 bölü 9. Burayı sadeleştirdim. 7. 7 çarpı 4'ten burası artık arkadaşlar 28x oldu. Son kalan bu benim ikinci satışım. Son kalan 63x vardı. 28x çıkardığınızda Artık arkadaşlar kaç kaldı? 35x kaldı. İşte bu 35x artık 105 metreye anlatıyor. Hemen yazıyorum. 35x eşittir 105 metre. Her iki tarafı 35'e böldüğümüzde 35'lerden kurtuldum. X de buradan 3 metre geldi. Başlangıçta kaç metre var diye sordu. E biz başlangıcı zaten 90x diye anlatmıştık. 90 çarpı 3'ten Demek ki arkadaşlar başlangıçta 270 metre kumaş vardı. Biz bunu sattık sattık sattık. Sonunda da 105 metre kalmış oldu. Evet şimdi yaş problemleri neredeyse birçoğumuzun e, çok uzun süredir gördüğü e, bir problem çeşidi. Fakat bazı noktaları gözümüzden kaçırıyoruz. O yüzden kısa bir hatırlatmada fayda var. Bir kişinin bugünkü yaşı daima bir doğal sayı ile ifade edilir. Yani arkadaşlar 10 buçuk yaşında veya 17 buçuk yaşındayım gibi bir şey yok. 10, 11, 12, 1, 3, 0, 19, 75, 62 gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir kişinin yaşı x ise aradan t yıl geçtiğinde sizin bu yaşı büyütmüş olmanız gerekir. x artı t şeklinde yazıyorum. t yıl önceki yaşında da geriye gidiyor olacaksınız. Dolayısıyla x eksi t şeklinde yazıyoruz herkesin adı gibi bildiği ama problemlerin içerisinde bazen gözünden kaçırdığı başka bir bilgi kişilerin yaşları farkı daima sabittir arkadaşlar yani iki kişinin yaşları arasında 10 fark varsa bu 20 yıl sonra da 10 fark olur 15 yıl önce de 10 fark olur lütfen bunlara dikkat edin bu karşımıza çıkabilecek bir ifade sonra bir grup hakkında yorum yapılmışız e, bugünkü yaşları toplamı A olan en tane kişinin T yıl sonraki yaşların toplamı. Şimdi en tane kişi var. Her biri için T yıl geçti. T, 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 en tane T. O zaman A artı N çarpı T olmuş olur yeni yaşlar toplamı. Eğer T yıl geriye giderseniz bu sefer de arkadaşlar A eksi N çarpı T bunların işte 10 yıl önceki 5 yıl önceki yaşlar toplamını anlatıyor olacak. Evet bir annenin bugünkü yaşı kızının yaşının 5 katır. Bak birinci cümleden hemen bilgiyi verdi. Ben de hiç beklemeden tabloyu oluşturuyorum. Size de tavsiyem daima tablo oluşturmanız arkadaşlar. Bu tablo oluşturmayı yani resmetme mantığını anlarsanız hiçbir zaman problem çekmeyeceksiniz. Kızının yaşına x yazdım. Annenin yaşı 5x oldu. 7 yıl sonra annenin yaşı 5x artı 7. Kızının yaşı x artı 7. Annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olacak. Yani eşitlenebilmeleri için bizim kızın yaşını 3 ile genişletmemiz gerekiyor. Burayı 3 ile genişletirsek 3x artı 21 artık 5x artı 7 oldu. 3x'i karşı aldım. 7'yi buraya aldığımızda 2x eşittir. 14 x de buradan 7 oldu. Buna göre kız doğduğunda anne kaç yaşındadır diye sormuş. Şimdi x'i e, 7 buldum. Bunu yerine yazarsak Kız şu an 7 yaşında. Anne 35 yaşında. Ama kızın doğduğu yıl isteniyor. Yani 7 yıl geriye gittim. O zaman annenin yaşından da 7 çıkardığımızda demek ki arkadaşlar kızı doğduğunda anne de 28 yaşında oldu. Evet bir babanın yaşı 3'er yıl ara ile doğmuş. 3 çocuğunun yaşları toplamı neştir? Bak uzatmıyorum hemen birinci cümleyi gördüm bilgi cümlesini. Sorun tamamını okuyarak vakit kaybetmiyorum baba, ç1, ç2, ç3. Kimle başladığınızın bir önemi yok. Ben bunu küçük çocuk kabul ediyorum. Üçer yıl arayla doğduklarına göre x artı 3, x artı 6. Bunların toplamı babanın yaşını anlatıyor. x, 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 3, x artı 9. Birinci cümleyi resmettik. Sonra baba 45 yaşında olduğuna göre. Yani şurası artık arkadaşlar 45'i anlatıyor. Hemen yazalım. 3x artı 9 eşittir. 45 3x eşittir. 36. X de buradan 12 oldu. 12 yazdım. 12, 15, 18. Baba da zaten 45 yaşında. Şimdi bizden ne istemiş? Küçük çocuğun yaşı. Buraya dikkat. Küçük çocuğun yaşı. Şimdiki yaşının iki katı olduğunda. Şimdi ben bunu 2 ile genişletirsem. 24 oldu. Sakın babanın da yaşını 2 ile genişletmeyin arkadaşlar. Yani bir kişinin yaşı ile ilgili oran diğer kişilerde hiçbir zaman tutmaz. Bunu unutmayın. Aradan geçen süre bana lazım. 24'ten 12'yi çıkartırsam demek ki biz 12 yıl sonrasına bakıyoruz. O zaman babanın yaşına da 12 eklediğimde 45 artı 12 demek ki arkadaşlar babanın yeni yaşı da 57 oldu. Evet düşün demişiz. Bakalım Ayşe ve Aysel'in yaşları toplamı 42'dir. Ayşe Aysel'in yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 54 olacağına göre Aysel kaç yaşındadır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar yine tablomu yapıyorum bakın. Ayşe Aysel. Burada cümlenin kökünde şunu fark etmeniz gerekiyor. Ayşe Aysel'in yaşına geldiğinde yani Aysel kesinlikle Ayşe'den daha büyük. Ha, ne kadar büyük onu bilmiyorum. Ben eğer Ayşe'nin yaşına x yazarsam Aysel'in yaşı x artı a olmalı. Bu a aradaki farkı anlatıyor. Devam ediyorum. Soru şöyle söylemiş. Ayşe, Aysel'in yaşına geldiğinde yani burası x artı a oldu. Aradan geçen süreye bakalım. Ne kadar süre geçti? A yıl geçti. O zaman A yılın Aysel için de geçmesi gerekiyor. Yani Aysel'in yeni yaşı x artı 2 a oldu. Ve bunların toplamı bize 54 anlatıyor. Hemen toplayalım. 2x artı 3a eşittir 54 oldu. E sorunun başında ben x'inin yaşlar toplamının 42 olduğunu da biliyordum. Yani 2x artı a 42 oldu. İkinci denklemi x ile çarpalım ki x'lerden kurtulalım. 3a'dan a'yı çıkardım. a eşittir. 54'ten 42 çıktı. Burası artık 2a 12 oldu. a da buradan artık 6 geldi. Demek ki Aysel Ayşe'den 6 yaş büyükmüş. Bunu bulduktan sonra İstediğiniz denklem'e gidebilirsiniz. Sonuç değişmeyecek zaten. 6 yerine yazdım. 2x artı 6 eşittir 42. 2x eşittir 36. X de buradan 18 oldu. Demek ki Ayse, Ayşe 18 yaşında. Aysel de 18 artı 6'dan kaç oldu? 24 yaşındadır diye söylüyoruz. Evet yine bir bil kutusu geldi. Karşımızda yüzde problemleriyle ilgili bilgiler var. Hemen başlıyorum. A sayısının yüzde B'si demek. A sayısının yüzde B'si demek. Bu sayıyı yüze bölüp B ile çarparak bulunur. Tekrar söylüyorum. A sayısının yüzde B'si. Bu sayıyı yani A'yı yüze bölüp her bir parçanın ne kadar olduğunu buluyorum. Ondan sonra da B'sini istediği için B ile çarparak buluyoruz. A sayısının yüzde B'sini işlem olarak şu şekilde de yazabilirsiniz arkadaşlar. A çarpı B bölü 100. Aynı şeyi anlatıyor. Devam edelim. A'nın yüzde B'si ile yüzde C'sinin toplamı. Şimdi yüzde B'sinin nasıl bulunduğunu biliyorum. Aynısını yüzde C'si içinde yaparsanız. A çarpı B bölü 100 artı A çarpı C bölü 100. İsterseniz burada A parantezine alıp şu ifadeyi arkadaşlar A parantezinde B artı C bölü 100 şeklinde de yazabilirsiniz. İkisi de aynı şey zaten. Daha sonra A'nın yüzde B'sinin yüzde C'si. Yani bak şimdi bunu görme. Burayı kapatıyorum. Önce A'nın yüzde B'sini buluyorum. A çarpı B bölü 100. Bu yeni bir sayı. Bu yeni sayının yüzde c'si isteniyor. Yine aynısını yaptım. Yani c bölü 100 şeklinde yazdık. Bunu isterseniz a çarpı b çarpı c bölü 100 çarpı 100 şeklinde de okuyabilirsiniz. Aklınıza bulsun. Tabii ki paydadaki bu 100 çarpı 100 işlemlerini yapmayacağız. Çünkü çok büyüyor. Muhakkak burada sadeleşen bir ifade olacak. Şimdi kar etmek. Ne demek kar etmek? Arkadaşlar kar etmek aslında satış fiyatınızın alış fiyatınızdan büyük olması demek. Çünkü satış fiyatınızdan alış fiyatınızı çıkardığınızda sıfırdan büyük bir sayı buluyorsanız bu sizin kar ettiğinizi anlatır. Fakat satış fiyatınız alış fiyatınızdan küçük olursa bu da sizin zarar ettiğinizi anlatıyor olacak. Örneğin 20'yi aldınız 15'e satıyorsunuz. Zararına satış. 30'u aldınız 35'e satıyorsunuz. 5 lira kar ile satmış oluyorum. Neden? Satış eksi alış pozitif bir sayı anlatıyor. Dolayısıyla kar ettiğimizi göstermiş oldu. Şimdi bakalım yaş incirden kütlesinin yüzde kırkı kadar kuru incir elde edilmektedir. Buna göre 60 kilogram kuru incir için kaç kilogram yaş incir gereklidir? Bak zaten bilmiyorum ve ona arıyorum. Yaş incire x dersek x çarpı 40 bölü 100 artık arkadaşlar 60 kilogram anlatıyor. Hemen birer tane sıfırdan kurtuldum. Devam ediyorum. 4'ü 2'ye böldüm. Burası e, 2'ye böldüm. 50. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3. X bölü 50 eşittir 3. Demek ki arkadaşlar başlangıçta elimizde 150 kilogram yaş incir olursa bunun 60 kilogramı kuru incire dönüşmüş oldu. Sonra bir öğrenci X artı Y soruluk bir sınavda. X tane soruyu doğru, Y tane soruyu yanlış yapıyor. Buna göre öğrencinin yaptığı doğru soru sayısı toplam soru sayısının yüzde kaçtır? Aslında bu tarz yüzde problemleri hep aklınızda bulunsun arkadaşlar. Oran orantıdır. Hatta ve hatta hep burada doğru orantı olacak. Şöyle ki X yüzdesini yazmaya çalışıyorum ya. Tüm sorular yani X Y 100 ise X nedir? Bunu bulmaya çalışıyorum azaldığına göre burası da azalmak zorunda. Dolayısıyla doğru orantı olmuş oldu. Çarptım. X çarpı 100 eşittir. Soru işareti çarpı X artı Y oldu. Her yeri X artı Y'ye böldüğümüzde demek ki arkadaşlar bu doğru sayısının yüzdesi 100 çarpı X bölü x artı y şeklinde yazılabilir. İlla burada sayı olmak zorunda değil. Gördüğünüz gibi sadece x, y şeklinde bilinmeyenlerle de bir yüzde hesabı yapabilirsiniz. Evet bir kırtasiyeci elindeki kitapların 40 tanesini yüzde 50 karla geriye kalanları yüzde 30 karla satıyor. Kırtasiyecinin bu satış sonundaki ortalama karı yüzde 38 olduğuna göre yüzde 30 karla kaç kitap satmıştır? Aslında bu bizim her zaman yaptığımız not hesabı. Notlar toplanır aritmetik ortalamasının bulunması gibi. Şimdi yüzde karla iyi de kaça aldığınızı bilmiyorsunuz. Kaça sattığınızı da bilmiyorsunuz. Yüzde kar verilmiş. Her zaman aklınızda bulunsun. Bu tarz kar zarar durumlarında maliyet verilmediyse benim size tavsiyem maliyeti yani alışı 100 TL kabul edin. 100 liraya aldım. %50 karla satıyorum. Yani ben buradan artık 50 lira kar ediyorum. Burada da %30 demiş. Burada da demek ki 30 lira kar ediyorum. Tabi burada ne kadar geriye kalanlar dedi. Ne kadar olduğunu söylemediği için işte denklemde x dememiz gereken yer bu geriye kalanlar ifadesi. Şimdi başlıyorum. Toplam karımı yazmaya çalışıyorum. 40 çarpı 50 artı x çarpı 30 bölü. Şimdi ortalamayı bulmaya çalışıyorum nedir 40 kitabınız artı x kitabınız 40 artı x eşittir ortalama karım 38 TL oldu şimdi işler dışarı çarpımı yaptım burası artı 40 çarpı 50 artı 30 çarpı x eşittir 38 x artı 40 çarpı 38 oldu bunu buraya aldım bunu da buraya aldım 30 x'i 38 x'ten çıkardım 8 x eşittir Buraya dikkat. 50 tane 40'tan 38 tane 40'ı çıkardım. 12 çarpı 40 oldu. Sayılara bakın hiç çarpıp böyle büyük saçma sapan sayılarla uğraşmıyorum. Burayı da 8'e böldüğümüzde 5 geldi. X de buradan 12 çarpı 5. Demek ki arkadaşlar siz %30 karla 60 tane kitap satmış oldunuz. Evet bir tüccar metresini 8.4 liraya aldığı kumaşı yıkatıp kuruttuktan sonra %25 karla satacaktır. Kurutma işleminden sonra kumaş %30 kısaldığına göre kumaşın metresi kaç liradan satılmalıdır? Yine aynı durum bakın. Kaç metre kumaş aldığımı bilmiyorum. Ve ben de burada yine kumaşın tamamını 100 metre diye kabul ediyorum. Şimdi önce ödediğim parayı bir bulalım. 100 çarpı 8.4'ten bunun bize maliyeti 840 lira oldu. Ve siz bu 840 liradan %25 kar etmek istiyorsunuz. O zaman benim bunun %25'ini bulmam gerekiyor. Karımız artık 840 çarpı 25 bölü 100. Burayı sadeleştirdim. 1, 4, 840'ı 4'e böldüm. Demek ki ben 210 lira kar etmek istiyorum. E şimdi 210 lirayı 840'ın üzerine eklediğimizde demek ki sizin toplam satıştan kazancınız 1050 lira olmalı. Bu arada kuruttuğunuz için 100 metre olan kumaşınız %30 kısaldı. Kalan kumaşım 100 çarpı. E şimdi %30'u kısaldığına göre demek ki %70'i kaldı. 70 bölü 100 kalan kumaş artık 70 metre. Sizin 70 metrede 1050 lira kazancınız olmalı. O zaman 1050'yi 70'e böldüğümüzde 1 metrenin satış fiyatını bulmuş olacağız. Birer sıfırı sildim, 105'i 7'ye böldüm. O da 15 lira oldu. Demek ki siz bu işlemlerden sonra kumaşı metresini 15 liradan satarsanız başlangıçta planlamış olduğunuz karı etmiş olursunuz. Evet, enflasyonun %25 olduğu bir ülkede memur maaşlarına %15 zam yapılıyor. Buna göre memurun alım gücündeki azalma yüzde kaçtır diye sormuş. Şimdi bu tarz enflasyon su şimdi enflasyon ne demek? İlk önce onu bir anlayalım. Arkadaşlar enflasyon herhangi bir malın durduk yere fiyatının artması demek. Örneğin bu kalem sene başında 10 lira, sene sonunda Aynı kalem 15 liraya çıktı kendiliğinden. Siz fiyat arttırmadınız. İşte bu sizin alım gücünüzün düştüğünü gösterir. Bu de buna enflasyon adını veriyoruz. Hemen başlıyorum. Mesela bir tane kalem alıyor olalım. Örneğin bir kalem başlangıç için konuşuyorum. Yıl başındayız yani. 100 lira olsun. Şimdi sizin de memurunuzun yani memurunda maaşı 100 lira. Sene başındayım. Şimdi devam ediyorum. Senenin sonuna gelmeye çalışıyorum. Enflasyon %25. Yani kalem durduk yere zamlandı. Ne kadar oldu kalem? Kalem artık 125 lira sene sonunda. E memurun maaşına da zam yapıldı. Ona da %15 zam yapıldı. Yüzün %15'i zaten 15 anlatıyor. %15'i topladığımızda memurun yeni maaşı 115 lira oldu. Şimdi buraya dikkat. Kalem 125 lira. Ama sizin 115 liranız var. Kalemin alabildiğiniz kısmı yani... Ekmek gibi de düşünebilirsiniz bunu. Ne kadarını e, satın alabiliyorsunuz? Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi kalem bir tam ürünü anlattığı için 125 lira yüzde yüz anlatıyor, 115 lira yüzde kaç anlatıyor? İşte biz bunu anlamaya çalışıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda, şimdi sayılar yüzdeleri görmüyorum her zamanki gibi. 125 çarpı x eşittir 115 çarpı 100. Burayı 25'e böldüm. Burası artık 5 oldu. Burayı da 25'e böldüm. Burası 4 oldu. Sonra 5'e böldüm bir. Burayı da 5'e böldüm. Burası artık 23 oldu. X buradan 23 çarpı 4. Yani X buradan %92 oldu. Siz senenin başında kalemin tamamını satın alabiliyordunuz. Yani %100'ünü alabiliyordunuz. Fakat şu an %92'lik kısmını satın alabiliyorsunuz. Bunları birbirinden çıkardığımızda Demek ki arkadaşlar alım gücünüz yüzde 8 azalmıştır diye söylüyoruz. Evet karışım problemleri de zaten yüzde problemlerinin aynı mantığına sahip arkadaşlar. Burada da şöyle devam ediyoruz. Bir karışımdaki karıştırılan maddelerden birinin yüzdesini bulurken yaptığımız işlem şu. Artık saf madde bölü tüm madde diye yazıyoruz bu oran size daima bakın bu basit oran size daima herhangi bir karışımdaki yüzdenin ne olduğunu anlatıyor olacak. Şeker, tuz, işte ayran içerisindeki ne bileyim e, yoğurdun işte yoğunluğu veya içindeki tuzun miktarı veya işte suyun miktarı şeklinde. Eğer birden fazla karışım varsa burada şöyle bir kısa yol izliyoruz. Takip edin lütfen. Yüzde N'i A litre, yüzde M'si B litre karışım karıştırıldığında yeni karışımın yüzdesini şu şekilde yazıyoruz. A çarpı N artı B çarpı M bölü toplam madde. Bakın bu benim istediğimi anlatıyor. Saf maddeyi anlatıyor. Aşağıda tüm maddeleri yazıyorum. Yani A artı B geldi. A çarpı N artı B çarpı M bölü A artı B ile yeni oluşturduğumuz karışımın yüzdesini direkt Hesap etmiş oluyoruz. Hiç yüzdeleri yazmadan çok basit bir e, eşitlik oldu. Hemen şöyle bir ısınmayla e, başlayalım. Tuz oranı %30 olan 60 litre tuzlusu. Ne dedim? Yüzde problemlerin mantığının aynısı var. Hemen tuz miktarını bulalım. 60 çarpı 30 bölü yüzden sıfırlardan kurtuldum. 18 litre tuz var. 60'dan 18'i çıkardığınızda demek ki 42 litre de su var. Yani karışım problemlerinde yüzdeyi bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Tabii ki karşımıza bu kadar basit, bu kadar kolay sorular gelmez. Şimdi devam ediyorum ben. Şeker oranı yüzde 12 olan 150 mililitre şekerli su ile şeker oranı yüzde 40 olan 450 mililitre şekerli su aynı kapta karıştırılıyor. Yeni oluşan karışımın şeker yüzdesi ne olur diye sormuş. Bu karşımıza gelir işte. Buraya dikkat. İki karışımı birleştirdim. Toplam madde miktarım var. Bir de benden istenen var. Şeker istenmiş. Hemen başlıyorum. 12 çarpı 150 artı 40 çarpı 450 bölü toplam 450 150 de toplamda 600 oldu. Şimdi devam ediyorum. Buraya artık ister birer sıfır sadeleştirirsiniz. İsterseniz 15 parantezine veya 30 parantezini alırsınız. Hiç fark etmiyor. Nasıl olsa eninde sonunda burası sadeleşecek. Burada bir sıfır sildim. Buradan da bir sıfır sildim. Buradan da bir sıfır sildim. Burası artık 12 çarpı 15, 150, 30 da 180 artı, 450 çarpı 4. Burası da artık arkadaşlar 1800 yaptı, bölü 60. Bak ayrı ayrı bölebilirsin. 180'i 60'a böldüm, 3 geldi. 1800'ü 60'a böldüm, 30 geldi. Demek ki yeni oluşan karışımın şeker yüzdesi de artık arkadaşlar yüzde 33'tür diye söylüyoruz. Evet yazılı zorusu demişiz. Bakalım x gramlık un şeker karışımı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Ne demiş? Şeker miktarı un miktarının yüzde eşittir. Un miktarı şeker miktarından 40 gram, işte 90 gram fazladır. Buna göre x kaç gramdır demiş. Şimdi buraya dikkat lütfen. X gramı ben yüzde hesabı burasına sosa yazmak zor geldi. Ben bunu 100a diye anlatıyorum. Şimdi bunu 100 A diye anlattığımızda artık şeker ve un miktarını yazmaya çalışalım. Hatta 100 A değil yani kolayınıza gelen hangi, sayı hangisi? 10 A yaz, 200 A yaz, 400 A yaz o size kalmış. Şeker miktarı un miktarının %40'ını eşittir. Şimdi bu işinize yaramazsa şunu da kullanabilirsiniz. Bak rengi değiştiriyorum. Şöyle devam ediyorum. Kahverengiyle devam ediyorum. Un miktarına un miktarına ben 100B yazarsam Şeker miktarı %40 olduğuna göre ne olmalı? Artık 40B olmalı. Ve bu ikisinin toplamı yani 40 artı 100, 140B'de artık x'i anlatıyorum. Şimdi devam ediyorum. Un miktarı şeker miktarından 90 gram fazladır. E, biz un miktarını 100B diye yazmıştık. Eksi şeker miktarı 40B çıkardım birbirinden. ...60B artık 90 gramı anlatıyor. Devam ediyorum. 60B 90 gram. E biz karışımın tamamını artık bu bir işime yaramadığı için... ...140B ile anlatmıştık. 140B X oldu. Birer tane sıfırı sadeleştirdim. Devam ediyorum. 6'yı 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 30. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 7. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda... X de buradan artık arkadaşlar 210 gramdır diye söylüyoruz. Evet sıra sende demişiz. Bakalım verilen grafiklerde A ve B karışımlarının şeker su grafikleri verilmiştir. A karışımından 40 gram, B karışımından 60 gram alınarak oluşturulan yeni karışımın şeker yüzdesi kaçtır diye sormuş. Hemen bakalım. Şimdi önce burada Dikkat edin arkadaşlar bakın hangisinden ne kadar aldığını yazarken içindeki su ve şekeri de aldığınızı unutmayın lütfen. B karışımı. Şimdi B'ye baktığınızda 40 ile onu topladım. 50'de 10 şeker var. 50'de 10 şeker olması yüzde 20 şeker olduğunu anlatıyor. Bunu yazdım. Devam ediyorum. Şimdi A'ya baktığımızda 60'a 20. 60 ile 20'yi toplarsam A içinde şunu söylüyorum. 80'de 20. E, yüzde, şimdi buraya dikkat. 80 ile 20 arasında 4 kat, var. Yüzde de aynı şekilde 4 kat olmalı. Yani 25 oldu. A'nın şeker oranı 25. B'nin şeker oranı 20 oldu. Bunları bulduktan sonra artık arkadaşlar denklemi yazması da kolay olacak. A'dan 40 gram alınmış. Bunun %25 şekerdi. Yani 40 çarpı 25 artı B'den 60 gram alındı. 60 çarpı 20 bölü toplam madde miktarı. 40 burada, 60 burada, 40 da burada paydamızda artık 100 var. 40 çarpı 25 burası artık 1000 artı 60 çarpı 20 1200 bölü 100. Topladığımızda 2200 bölü 100 oldu. Herkesten sıfırları sadeleştirdiğimizde yeni oluşan karışımın artık arkadaşlar şeker yüzdesi de yüzde 22'dir diye söylüyoruz. Yani bu karşınıza yazılı sorusu olarak da gelebilir. En azından grafik okuma var. Grafikten sonra karışımın yüzdelerini kendiniz bulmalısınız. Bunları bulduktan sonra da yeni karışım oluşturmak için bunları birbiriyle karıştırıyoruz. Evet sıra geldi hız denklem yani hız problemlerine. Arkadaşlar fizikten de bildiğimiz üzere hız nedir? Toplam yol bölü toplam zaman. Yani x eşittir vt mantığını kullanıyor olacağız. Birim zamanda alınan yol miktarına biz hız adını veriyoruz. Ve yol eşittir unutmayın hız çarpı zaman. Biz bunu fizikte de aynı şekilde yazıyoruz. x eşittir V çarpı T denklemi. Bakın bir tane denkleminiz var ve neredeyse bütün hız problemlerinde bu mantığı kullanıyor olacağım. Sonrasında bir hatırlatmamız var sizlere. Bir hareketlinin belirli bir yoldaki ortalama hızı V ortalama diye yazıyoruz bunu. Unutmayın arkadaşlar. Toplam yol bölü toplam zaman ile hesap edilir. Yani siz 400 kilometre yol aldınız ve bu 400 kilometre yolu 8 saatte almış iseniz 400 bölü 8'den ortalama hızınız 50 kilometre olur. Tabii ki bu 8 saatlik yolculuk içerisinde bazen 80 kilometreye de çıktınız bazen 10 kilometreye inmiş olabilirsiniz veya bazen 100 kilometreye çıkmış olabilirsiniz. Ama o 8 saatin ortalamasını aldığımızda 400 bölü 8'den örneğin ortalama hızınız 50 kilometre bölü saat olur. Evet bir araç sabit hızla A şehrinden B şehrine 15 saate gitmektedir. Hiç okumuyorum bile artık bakın direkt çizdim. A şehri B şehri, B şehri. Şimdi bu gidiş toplam 15 saat sürmüş. Sonra demiş ki hızını saatte 20 kilometre arttırın. Tabii ki burada hızımı şu an bilmiyorum. Bu hızımı V diye yazdım. Hızını saatte 20 kilometre arttırdığında aynı yolu 10 saatte gitmektedir. Bu da dönüş olsun. E dönüş toplam 10 saat sürüyor. Ve ben başlangıç hızıma V demiştim. Üzerine 20 eklediğim V artı 20 oldu. E hız çarpı zaman yolu anlatıyor. Hız çarpı zaman aynı yolu anlatıyor. Demek ki şunu yazabiliriz. V çarpı 15 eşittir. 10 çarpı V artı 20. Hız çarpı zaman hız çarpı zaman ikisi de aynı yolu anlatıyor. 15 v eşittir 10 v artı 200 5 v eşittir 200 v de buradan 40 kilometre bölü saat oldu. Bizden yolun tamamı istenmiş arkadaşlar. Zaten şunu unutmayın. Eğer yazdığınız eşitlik yanlış ise buradan yaptığınız veya buradan yaptığınız yorumlar yani yolun uzunluğu farklı çıkar. 40 çarpı 15'ten yolun uzunluğu 600 kilometre oldu. İsterseniz burayı da kullanabilirsiniz. 40 artı 20 60 60 çarpı 10 yine yolunuz 600 kilometre oldu. Evet A şehrinden B şehrine 90 kilometre hızla hareket eden bir araç B şehrinden C şehrine 60 kilometre hızla gidiyor. Peki AB 180 kilometre BC 240 kilometre olduğuna göre aracın ortalama hızı kaç kilometredir diye sormuş. Ne demiştik arkadaşlar ortalama hızı bulurken toplam yol bölü toplam zaman. Toplam yolumuza bakalım. 180, 240 topladım. Yolunuz 420 kilometre oldu. Yolda geçirdiğim süreyi de yazmam lazım. Ben 180 kilometreyi saatte 90 kilometre ile gittiğime göre 2 saat vakit geçirdim. 240 kilometreyi de 60 kilometre gittiğimde 60 kilometre hızla gittiğimde 4 saat yolda geçirdik. Topladığımızda 420 bölü 6. 420'yi de 6'ya böldüğümüzde ortalama hızımız 70 km bölü saattir diye söylüyoruz. Evet antrenman demişiz. Bakalım bir yüzücünün hızı dakikada 30 metre. Akıntının hızı ise 10 metredir. Bu yüzücü akıntı ile aynı yönde hareket ettiğinde 6 dakikada aldığı mesafeyi akıntıya karşı yüzerek kaç dakikada alır? Hemen çizdim yolu burada burası başlangıcımız burası bitişimiz bakın. Bizim hızımız şu an 30 metre. Akıntının hızı da 10 metre. Ve biz A'dan B'ye 6 dakikada geliyoruz. E bana yol lazım. Yol nedir? V çarpı T yani hız çarpı zaman. A B yolu eşittir. 6 çarpı şimdi hızıma dikkat edin. Ben zaten bu yönde 30'a gidiyorum. 10 da akıntı bize yardım etti. Hızımız artık 40 oldu. 6 çarpı 40'dan aldığımız yol toplam 240 metre. Şimdi dönüşe geçelim. Ben bu şekilde 30 ile gidiyorum. Fakat akıntı hala bu şekilde 10 metre ile gidiyor. Dolayısıyla sizin artık bağıl hızınız 20 metre oldu. Neden? Sen 30'a gidiyorsun ama akıntı seni 10 metre geriye çekiyor. Dolayısıyla 30 eksi 10'dan yeni hızımız 20 metre oldu. Yol değişmedi ama 240 bölü 20 eşittir. Aldığımız geçirdiğimiz süreyi anlatıyor. 240'ı da 20'ye böldüğümüzde demek ki arkadaşlar aynı yolu 12 dakikada geri dönmüş olursunuz. Evet düşün demişiz. Yani bu düşün aslında yazılı sorusu da olur bu arkadaşlar. Çünkü bu tarz tren köprü işte bir trenin işte boyu, köprünün boyu, hızı gibi sorular muhakkak karşınıza çıkar. 100 metre uzunluğundaki bir tren 150 metre uzunluğundaki bir tünelden 50 saniyede tamamen çıkıyor. Buna göre bu trenin hızı kaç kilometredir demiş. Şimdi hemen çizelim işte bir tane tünelimiz var. Bu tünel ee, ne kadar? 150 metre. Sonrasında bir de malum bu yolda trenimiz de var çizdik yolumuzu. Trenin boyu 100 metre. Şimdi şöyle tekerlerimizi de çizelim. Hatta iki tane daha çizelim de en azından trene benzesin. Şunu da çizdik. Şu da bizim bağımız. İşte burada da trenin lokomotif falan. Bu trenin uzunluğu da toplam 100 metre. Şimdi bize diyor ki tünelden tamamen çıktığında arkadaşlar bu tarz Köprüyü tamamen geçtiğinde, tünelden tamamen çıktığında, iki tren birbirini tamamen geçtiğindeki gibi sorularda biz hep trenin çıktığı şekli farz ediyoruz. Yani treni bu noktaya getirdiğimizde. E şimdi trenin aldığı toplam yol lazım bize. Burası 100 metreydi. 150 metrede zaten tünelin kendisi topladığında toplam aldığı yol 250 metre oldu. Şimdi 250 metreyi 50 saniyede almış. Artık yazıyorum bakın. 250 doğru orantı olmak zorunda. 250 metreyi 50 saniyede alıyor. İsterseniz burada saniyede aldığı yolu da bulabilirsiniz. Sonuç değişmeyecek. Mesela böldüm. 5 saniyede 25 metre yol alıyor. Tekrar 5'e böldüm. 1 saniyede artık 5 metre yol alıyor. Biz saatteki hızını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi 1 saniyeyi buldum. Sizin 1 saat dediğiniz şey malum 3600 saniyeydi. Ben bir saniyede 5 metre yol alıyorum. 3600'e de 5 çarparsam 3600 çarpı 5'ten burası artık 18.000 metre oldu. Bizden kilometre istenmişti. Dolayısıyla 3 tane sıfırı silmem gerekiyor. 3 tane sıfırı sildiğimizde trenin hızı da artık arkadaşlar 18 kilometre bölü saattir diyoruz. Evet düşün demişiz bakalım yani bu hakikaten ayırt edici seçici bir yazılı sorusu olur. Yani bayağı soru çözdük galiba 30 civarında soru oldu. Hani mümkün olduğunca bütün örneklerden bütün alt başlıklardan bir şeyler yazmaya çalıştık sizler için. Mümkün olduğunca siz de videoyu durdurup durdurup soruları kendiniz çözmek için uğraşırsanız çözemediğiniz yerlerde zaten tekrar videoyu oynatıp bizim nasıl bir yol izlediğimizi görebilirsiniz hızları oranı 5 bölü 3 olan iki hareketli şekildeki gibi birbirlerine doğru aynı anda hareket ederlerse 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Şimdi ben bunun hızına 5V yazarsam demek ki bunun hızı 3V olmalı. 5'e 3 oranı var. Devam ediyorum. Şimdi şöyle düşünün. Karşılıklı birbirine doğru hareket eden iki aracı düşünün. Bunlar birbirine doğru hareket ediyorlarsa bunların aldıkları yolu bulabilmek için sizin hızlarını toplamanız gerekir. Çünkü biri saatte şöyle düşünelim. Biri saatte 50 km ile gidiyor. Diğeri de saatte 40 km ile gidiyor. Topladığınızda bir saatte alınan yol nedir diye bakarsam 90 kilometre. E bunlar 3 saat boyunca bu şekilde hareket etmişler. AB yolunun uzunluğu demek ki 3 çarpı 5V burada 3V de burada toplam 8V yani 3 çarpı 8V'den toplam yolumuz 24V kadar. Şu arası 24V. Daha sonra ne demiş? Daha sonra demiş ki: Eğer aynı anda, aynı yönde hareket ederlerse, bu adam hala 5V ile hareket ediyor. Bu adam da artık bu tarafa döndü 3V ile hareket ediyor. Hızlı olan araç, yavaş olan araca kaç saat sonra eşittir? Zaten V1 de V2'den büyük verilmiş. A'dan yola çıkan araç, B'den yola çıkan araçtan daha hızlı. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. A'daki aracın bu araca yetişebilmesi için daha hızlı olması gerekiyor ki 5 ve 3V bu şartları sağlıyor. Ben de A'dan B'ye giden aracın yetişmesini kolaylayabilmek için bu adamın hızını sıfıra düşürüyorum. Yani hızını ne kadar azalttım? 3V azalttım. E oranın bozulmaması için bunun da hızını 3V kadar azalttığınızda artık arkadaki aracın hızı 2V oldu. E B'deki araç duruyor aralarında da 24 v kadar yol var. E biz şunu biliyoruz. X eşittir v çarpı t. Şimdi x 24 v'yi anlatıyor. 24 v eşittir. Hızımızı da 2 v diye yazmıştık. 2 v çarpı t. V'lerden kurtuldum. 2 t eşittir 24 t de artık arkadaşlar 12 saattir diye söylüyoruz. Evet şimdi e, geldik düşün kısmına. Buradaki örneklerimiz arkadaşlar rutin olmayan sorular. Yani herhangi bir kalıba sığmayan, herhangi bir e, anlatım şekli olmayan tamamen soruların içerisinden örüntülerin e, sizin görmeniz gerektiği sorular. Şimdi ne demiş? Verilen dört üçgende belirli bir işlem örüntüsü vardır. Buna göre soru işareti yerine gelmesi gereken sayı kaçtır demiş. Şimdi üçgenin köşelerine 3, 4, 5 sonra... E, 2, 7, 9, 4, 4, 8 yazılmış. Daha sonra da 3, 9, 2 diye sorulmuş. Bakalım bir ilişki kurmaya çalışırsak. Genellikle zaten ya toplama çıkarma ya çarpma bölme falan vardır. Bakalım e, 5 ile 4'ü çarptığımızı düşünelim. 5 kere 4, 20. 20'den 3 çıkardığım 17 oldu. Tamam bunu uydurduk. Bakalım devam edelim şimdi. 7 çarpı 2, 14. 14'ten 9 çıkardım, 5 oldu. Tamam örüntü belli 4 kere 4 16. 16'dan 8 çıkardım. 8. Demek ki şunu yapıyorum. Aşağıdaki 2 sayıyı çarpıyorum ve üstteki sayıyı bunlardan çıkartıyorum. 9 çarpı 3. 27. 27'nin 2 çıkardığımızda demek ki arkadaşlar soru işaretine gelmesi gereken sayı da 25 oldu. Evet 3 üçgenin köşelerine sayılar yerleştiriliyor. Buna göre soru işareti yerine kaç gelmelidir diye sormuş. Şimdi e, köşelere baktığımda şöyle ile işaretledim de üçgeni görmesi kolay olsun en azından. Sonra diğer üçgene bakalım. Yeşille işaretledim bunu. Diğerini de turuncu ile işaretleyelim. Şimdi üç köşeyi de belirttik artık. Kahverengiyle de çözümü yapmaya çalışalım. Şimdi yeşile baktığınızda 10, 15, 8. Maviye baktığınızda 7, 12, 14. E, çarpsam kaç yaptı? 10, 80, 900 yaptı. Yok 1200 yaptı. 7, 12, 14. Ha çarpmıyorum demek ki. Aralarındaki fark 2, 7. Ee, aralarındaki fark 7, 5. Toplayalım bir de. Yeşili toplayalım mesela. 10, 15 daha. 25, 8 daha ekledim. Yeşil 33. Sonra maviyi toplayalım. 12, 14. Evet 12, 14, 26, 7 daha ekledim. 33 oldu. Demek ki toplamamız gerekiyor ve bu toplamlar 33'ü anlatıyor. Şimdi burada 12 artı 11 artı soru işareti 33. Burası zaten 23'tü karşı aldım. Soru işareti yerine gelmesi gereken sayımız da artık arkadaşlar 10'dur diyoruz. Evet 3 tane şekil verilmiş. Sonra da üçgen, altıgen, dikdörtgen içerisindeki sayı verilip bizden yeni bir işlem isteniyor. Şimdi bakalım ne yapmışız? Şu, bu şimdi şey 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet altıgenin içerisindeki sayı 6 ile çarpmışız. Üçgenin içerisindeki sayı 3 ile çarpmışız. Sonra dikdörtgenin içerisindeki sayının kare kökünü almışız. O zaman içerideki dikdörtgen içerisindeki 16 ile başlıyorum. Şimdi 16, kök 16 oldu. Bu da zaten kaçı anlatıyor? 4'ü. Sonra 4'ü altıgen içinde yazmış olduk. 4'ü altıgen içinde yazdığımızda 6 kere 4'ten 24 oldu. Devam ediyorum. 24'ü üçgen içerisine yazdığımızda da 3 ile çarpmamız gerekiyormuş. 3 çarpı 24'ten burası da artık arkadaşlar 72 oldu. Evet az önce videonun başında bir yazılı sorusu koymuştum. Sizin de uğraşmanızı istedim. Şimdi bunu sizlerle birlikte çözmeye çalışalım arkadaşlar. A ve B şehirlerinde elektrik faturaları şu şekilde hesaplanmaktadır. A şehri için fatura kullanılan elektrik miktarı çarpı 1.4 artı kablo yıpranma payı artı 4 lira. Kablo yıpranma payı kullanılan elektrik miktarının 1 bölü 10'u kadardır. Peki B şehri için fatura kullanılan elektrik miktarı çarpı 1.8 artı kablo yıpranma payı. Kablo yıpranma payı kullanılan elektrik miktarının 1 bölü 6'sı kadardır. Buna göre ayda 100 kW elektrik tüketen Derya Hanım B şehrinde A şehrine göre kaç lira fazla fatura öderdi diye sormuş. Peki bir aslında güncel hayat problemi var. Karşımızda herhangi bir elektrik faturasının hesabını yapmaya çalışıyoruz. Önce B şehrini yazalım. Şimdi B şehrinde 1.8 e, 1.8'di bakın. 1.8 çarpı 100 kullandığımız için ödememiz gereken 180 lira. Tabi bir de kablo yıpranma payı var. Kablo yıpranma payı da elektri kullanılan elektrik miktarının 1 bölü 6'sı kadar. E biz 180 liralık kullanmışız. 180 çarpı 1 bölü 6'dan buradan 30 TL daha geldi. Topladığımızda B şehrinde fatura 210 lira oldu. Devam ediyorum. Şimdi A şehrini yazalım. A şehrinde de fatura 1.4 liraydı. Yani 100 çarpı 1.4. 140 TL oldu. Daha sonra Kablo yıpranma payı kullanılan elektrik miktarının 1 bölü 10'u kadardır. 140 çarpı 1 bölü 10'dan burası artık 14 lira geldi. Ve ekstradan bakın burada bir 4 liralık pay daha vardı. Bu 4'ü de üzerine ekledik. Faturamız artık 158 lira oldu. Bizden aradaki fark istenmişti. 210 liradan 158 lirayı çıkardığımızda 2, 5, 0. Demek ki arkadaşlar B şehrinde A şehrine göre 52 lira daha fazla fatura ödemiş olacaktık. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi geldik en sevdiğiniz kısma yani ödev kısmına. Tak matematik 9. sınıf kitabını açtım hemen. Evet tam da karşıma denk geldi problemler. Sayfa 146'dan başlıyoruz arkadaşlar. Sayfa 159 evet 158'e kadar olan kısım. Sayfa 146 147 devam ediyorum. 148 149 daha sonra zaten burada her bir alt başlığımız var. Sayfa 158'e kadar ödeviniz. Tabii ki takıldığınız çözemediğiniz örnekler problemler olacaktır. Ve bunlar içinde her zamanki gibi kare kodlarınızı okutarak çözümlerimize ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik videomuzun ödüllü sorusuna çözümlerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz.